Lalece. Gelecek değil mi? Saldır ya. Biraz etrafa bakalım. Açık zannediyordum. Kapanmış. Alsa gelmiş. Park orada kapalı. Cami kubbesine ışık. Burada da ışık yok. İşimizi burada yapalım. Sonra şimdi kürbecek bakalım. Hanım diyor ki ben ona deyince sadece buraya yapılıyor. Kamera takalım diyor. O oradaki ışık da kapalı. Orada kamera var. Kamera bu karanlıkta görmez ki. Temiz. Temiz. Sonra ayağıma asitler olursa buraya sümüklü böcekler uçarak gelmemiştir. Belediye hallet buradaki işi. Azot fosfor işeyerek kapatıldı. Sabotaj sık yaşadık yani. Boşuna trafoya kedi girdi falan demedik eskiden. Bu hayvanların ayakları asit gibi yakan gazları, ağaçları çürüten, çimenleri çürüten gazları kısa devrede yapıyor. Resmen sabotaj kasıtlı yapıyorlar. Ben burnumu uzattım diye kediler damladı. Biri penceremin önüne, karşısına, gözlerim parlıyor. Gözlerim parlıyor. Görünmez bir kapı yok. Bir tane de burada. Bir tane de buradan, üç tane birden gönderildi. Ben de ayağımdaki asitler sümüklü böcekten sanmıştım. Onlar böyle yürüsün diye bu tahtaları koydular. Buraya da. Boydan boya. Hepsi burada barınacak. Hadi kaybol. Ne üstüne mi çekeceksin? Bok mu var? Dikkat et orada ölme. Bir şey var orada, bir tane mi öldü? Ve boku buraya bıraktık. Bok yetiştirdik. Ne diye her zamanki gibi karşımıza. Faili kim belli. Parkın ışığını kapattık. Görünmeden, görünmezli kapıyla büve boku bıraktık.
Neden? Çünkü videoda dedik bu hayvan sahipleri hayatım boyu gördüğüm en iğrenç millet. Haklı olduğum için alındılar. Fakat bir şey eksik söyledim. Dedim hırsız bunlar. Hırsız deyince böyle herhangi bir hırsızdan bahsetmiyorum. Açlıktan, maçlıktan falan. Bunlar dost olarak bilirsin bunları. Senden çalar. Evet. Tasmasından kurtulmuş, hürriyetine kavuşmuş, sıçmış oraya. Benim işim hayatımı korumak. Başka işim. Senin işin ise burada kediler doğuydu, pencereyi açmak, paraziti çeksin. Senin işin o. Östuran. Çok komik. Gel, gel. Kediyi yine soksana, kedileri buraya. Aha, komşunun pastasının üstüne dik. Yara bered olsun hala. Olsun. Her ne diyorsan bir anı yok. Panjurun üstüne kediler. Panjurun içine kilitledi be. Sizin parazitli kedileriniz, bu Kadriye Orhun'un parazitli kedileri var ya. Bir buraya diksin, kaşıntıdan kırılıyoruz. Asitlerden. Oh. Eve gidiyoruz, rolü yaptık. Yok mu lan bir köpekli tasmalı, ışınlanan, bu şeylerden sıçan, hepsinin buraya hayvan sokma nedeni bu. Evimizin karşısına bok düğüsü sıçmak. Yukarıya çıkıp diğer daha önce pencereden kedileri o kanal yollarına döşemek için yemler, pislikler, yemek artıkları üstten atan doktora gitti. Sonra biz dışarıdayken çekmedim. Orada pet shopçunun önüne gitti. Elinde poşetle yem döktü, geri geldi. O doktor hanım. Böyle kahkahalarla gülüyor be. Evet, ışınlandık. Köpeğimizle ışınlandık be. İkinci gelişimizde. Evet. Şaşmaz be. Tesadüfe bak. Hepsi tesadüf. Biz şüpheci takıntılıyız. O beni işaret ediyor. Ne oldu? Ne oldu? Polis beye mi şikayet ettin? Şuradaki elinde poşet vardı. Büfenin tavanına attı onu. Tahminen yemler var. Kedileri oraya toplayacak. Oradaki birine
dayatmak için. Ve bu pislik geri geliyor. Evet. Onları ise çöpe atıyoruz. Telefonla paslaşıyoruz. Alo, polis beni çekiyor. Evet, biz orada dayanacağız. Çünkü buraya sıçma niyetinde. O yüzden ışıkları kapattılar. Yavaş yavaş yakına geliyoruz. Vazgeçtik. Ben yeni biriyim. Arabayla geldim buraya sokmak için. Belediye başkanının konuşmasından haberim yok. Bir bok mu neyi aldı ağzına, onu çıkarıyor. Her şeyi yer bunlar. Vuruyor bak. Hayvansever bu. O senin Türkçeni anlar. Senden daha akıllı. O bir şamarda. Aman hayır, ne olur. Tiyatroya bak. Evet, önüne getireceğiz. Benimle uğraşma nöbetten yeni geliyor. Ağzına verdikleri sözler bunlar. Evet, ben burada oldukça sürekli burada dolaşacak ve belediye başkanı buraya sokmayın dedi dememi bekleyecek. Ufak kızlar beni döveceğini sandım diyor. Çünkü ufak çocuklara bile narsist dedikodusu yapıyorlar. Geri geliyoruz be. Parktan doymadık. Selam komşu. Aleyküm selam. Şu motor bütün gece açık bırakıyorlar galiba. O açık ya, öyle çalışıyor. Şu adamı tanıyor musun sen şunu? Yok. Tanımıyorum. İlk defa görüyorum değil mi? Hı hı. Benim sürekli burada beni gaza getirmek. Hayvan, hayvanın mı? Hayvanın mı dövüyor?
Hayvanla mı dövüyor? Bir şey aldı ağzına hayvan, o görmeden. Belki kötü bir şey yiyecek de yemesin. Abi o eğitmen için yapıyor. Eğitmen için yapıyor. Belki zararlı olacak. Biz eğitmen şeyse için yapsak hapisteyiz. Ben bunun bir koluna, bu motor hırsı sahibi. Aha, kolluyorum. Geri gel arkadaş, doymadık. Evet, sonunda gaza getirirsin be. Köpekle konuşuyor, deli bu be. Zırdeli bu be. Tek dostu. Evet, bebeğimiz kucağımıza alıyoruz. Ve salıyoruz oraya. Sıçtırma peşinde. Başka bir şey değil. Stalking uçan maymun, sen de gel. Üstüme gel. Hı-hı. Bok var burada. Defol git. Gel sen, ben hayvanları sevmiyorum. Gel, hayvan düşmanı göster. Büfeden gönderilecek. Değil mi? Benkin üstüne çıkarıyoruz. Bu ben yok olmadan kaybolmayacak, buraya sıçtıracaktır. Orhon ve Özdemir emriyle. Bir kabuksuz sümüklü böcek buraya yetişmiş. Ne zaman lan? Nereden? Nereden be? Pencereden mi atıyorlar acaba? Kim bu geçen, sen tanıyor musun onu? Ha? Kimdi o geçen? Ha? Kapalı canım, orada da kapalı. Evet canım, kapalı. Komşuymuş. Çünkü bok bekliyoruz buraya. Hayvanlar, boklar bekliyoruz. O yüzden bu pislikten belli. İşte de buradan geçecek. Biz bir şey söyleyeceğiz. Takip etsem bir arabaya binecek, gidecek. Bu havada nasıl üşüyor ya? Hayır, ben sıcak kanlıyım, üşümüyorum. Daha erken geç geliyor. Çöpçü deme ona, temizlikçi, tamam mı? Temizlikçi. Terbiyeli ol. Ne yapalım? Sümüklü böcek atmasınlar diye bütün gün... Bak o ufak kızlar ne dedi biliyor musun? Duymadım, kaç kere sordum. Beni döveceksin zannettin dediler.
Çünkü anaları falan böyle öğretiyor. Bu buna dikkat edin döver. Senin tandır açılmıyor değil mi burada? Açılmaz. Keşke açılsa görsek birileri ne? Geliyor mu buraya? Ne? Açılsa bakalım birileri geliyor mu buraya? Açılmadı. Nereden geliyor bu sümüklü böcekler görsek? Evet. Yok. Yok yok. İleride de yok. Ne o kedicik mi? Buraya kedi geldi tekrar. Yavrulardan biriydi değil mi? Ne yaptın onu? Nereye kaçtı? Yeni bir siyah kedi. Evet, bir tane daha gönderiyoruz. Bu burada çektim diye, nöbetteyim diyen, nöbetten geliyorum. Yanındaki kadınlar da buradan geçerken benim sosyal medya hesabımın adını haykıran, sabah burada sabahın köründe Yusuf, Yusuf, Yusuf diye bağırıp bütün apartmanı uyandıran. Tekrar damladı. Ben duvardaki böcekleri kaldırırken. Fakat güç göstererek bu sefer merdivenlerden çıkmadı. Arkadan dolanacak. Amaçları da buraya sıçmak bu gece. O yüzden ışıkları kapattılar. Burada nöbet tutuyorum çünkü her zaman ezan öncesi yapılıyor. Sela okudu. Bu stalkinglerle anında karşıma fırlama, sürekli videolarımda bahsettiğim bu kedi hokkabazlığını yapanlardan benim ve hayvanların, hayvancıların belediye başkanını sokmayın dediği yere ve diğerlerinin, uçan maymunların gelme nedenleri belli. Tezgah hazır. Hayır, içeri girmeyeceğim, nöbet tutuyorum. Sümüklü böcek nöbeti. Boşuna bu ışığı kapatmadı. Tamam canım, sigaram bitsin gireriz. Zaten ezan okur o zaman. Emin olun bu pislikte sıçmak için tıkırtıyı duymak istiyor buradan. İçeriye girdiğimizin tıkırtısını duyar duymaz düğmeye basacaktır. Nasıl ben... Nasıl ben şey yapıyorum? Yusuf abi taksiye gitti. Onun yüzünden alacaksın. Tamam, nasıl ben taksiyle gitti o köpekli? Ha? Yok o o. Taksi. Gösteriş, gösteriş, gösteriş. Aha. Sen sana gösterir değil mi? Yok bana gösterir. Bana söyleyesin diye. Artık bitti onlar. Kediyi gönderiyoruz. Aha. Kedicik orada mı sıçacağım? Beni görünce kaç. Hayvan düşmanı geliyor. Bir tane daha gönder hemşire. Ama sessiz gidiyor değil mi uçak? Hiç ses çıkmıyor. Yavaş düşürsün. Ben oradadır. Drone belki. Tamam, ezan okuyor, giriyoruz. Bu sefer karımın gözüne sokmuş kendini. Taksicilik yapıyorum, düdüt. Sen emin ol, sana gösterdiği o taksici... Ne yapıyor?
Evet, şimdi geri eve gelmiştir şimdi. Çamaşır asmaya işte. Çamaşır asmaya senin sesini duydu. Görmedi. Sen öyle zannet. Bu boklar yağmurla geliyor. Sen öyle zannet. Hadi gel, giriyoruz. İyi geceler. Sen ne zaman çıktın elbiseleri asman? Sen dışarı çıktıktan bir saat önce ya da iki saat önce hatırlamıyorum. Evet. Elbiseleri değil, bir tane hatırlıyor musun sana dedim. Unutmuşum bu mavi sofra, hatırlıyor musun? Saat o zaman 7 gibi çıktı mı? Yok, 6.30. Daha önce yani daha hatırlamıyorum. Tamam işte 6.30. Herhalde daha önce. Videomdan sonra. Videoyu seyretti. Ben de o şeyler tuzağa düşürdüm çünkü. Ben gördüm, biri taksi yolunu tamam, bekliyordu. Tamam, biliyorum. Bekliyordu. Biliyorum, her zaman öyle. Her zaman öyle. Ben de öyle o balkona çıkınca hemen taksicilik yapıyor. O bana bakmadı. Bakmaz o sana. O, onun rolleri çok. Yusuf, o adam onu bekliyordu. Tamam. Yeter. Aynı şeyi bana da yapıyorlar. Sana göstereyim ne zaman çıktı. Bak burada ne yazıyor. Ya, değil mi? Sus! Dinle beni. Ne oluyor? Burada saati yazıyor. Tamam mı? Ben çıktım. Balkon saati yazıyor. Hayır. Ondan öncesi bak burada bir şeyler söylüyorum. Tekrar açığa çıkma diye. Beni takip ediyor. Benim videomdan sonra sen çıkınca yaptın. Bak. Ben hatırlamıyorum ne zaman. Buradan. Burada söylüyorum. Aşağı çıkıyorum dedi. İş bilimi başladı şimdi. Ve diğer. Biliyor mu? Biliyor yani. Yani işte o zaman bu iş. Bak daha aydınlık. Bak daha sonra videoya bak. Daha aydınlık. Arkadaş gel. Çağır. Başka amaç ne? Çalışıyorum. Değil mi? Biraz da çalışıyorum. Kim ister birisi çalışsın ayda yılda bir onun istediği zaman? Manyaksın sen. Ben nereden biliyorum? Bak görüyorsun şimdi açmıyor. Ne? Video şeylerini. Bir şey işlem yapıldı. Tamam mı? Bak böyle şey gösteriyor. Kim yapıldı? Şimdi ne? Kopyalayacağım videoyu. Bak. Bak. Böyle gösteriyor. Video ne? Göstermiyor. Çünkü belli nereden. Sana bak be. Son konuşmamızı göstermiyor. Böyle belge gibi gösteriyor. Dosya göstermiyor. Hacker. Yeniden başlatıyor. Aynen böyle bu milletin ben isimlerinden bahsedeyim. Anla hepsi fırlıyor. Dükkan maymun olarak. Arkadakini çekmedim yaptıklarını. Bu hakkerliğin şüphecisi o. Ve devlet bunların tepesine binmiyor. Hanım da bana inanmıyor yani. Sanki çok önemli o gitti. O yaptırmıyor bu şeyleri. O mu demek istiyor? Tezgah kurulu. Kim düğmeye basarsa kapatıp açtıktan sonra gösteriyor. Allah'ım yarabbim. Hadi kopyala.
Merdivenlerde sesler duyduk, bir da duyduk. Ayağımda bir şeyler vuruyor yani. Allah aşkına, ensemde de. Bakalım. Bir tane mi sadece? Bir de kabuksuz, siyah çeşidinden dağısı vardır. Onları görmek zor. Demin yoktular. Başka yerde de var. Bir tane de buraya, bu kanalın üstüne bu siyah şeyler. Evet. Kabuksuz kabuksuz. Bu kadar şey alerji yapıyor. Bakın yani tam kanalın oraya. Demin olsaydı görürdüm. Şeytanın soyu bunlar. Söyleyeyim. Dağısı vardır, göremiyoruz. Karanlık. Bakın böyle bir şeye yapıştırarak atmış. Hepsi döküldü. Elime tırmanmış. Panik içinde attım. Selam efendim. Dağısı vardır yani. Bu siyahlar müthiş yakıyor. Bokunu da bırakmış buraya. Kablo yoluna. Bok Deccali. Evet, burada da o şeylerden. Ve dağısı vardır, göremeyeceğiz. Karanlıktan. Çünkü siyah bunlar. Kabukludan kabuksuz ve siyaha döndük. Görmesi neredeyse imkansız. Burada da bok var. Ükuna ükuna sıçmış. Fazla dolaşmayalım burada. Üstüne basabiliriz. Evet. Ve devlet bu şeytanların kellesini alıyor. Çünkü taraftarı. Girmeden önce baktık yani. Tek bir tane yoktu. Onun için baktık zaten. Böyle tek tükle beni sorumlu gösterecek. Fakat hissettiğim bir rahatsızlık belli. Hey, doktor hanım biraz yemek atıkları falan atın dışarı. Yemler falan. Hayvanlar oradaki kanal noktasına gelsin. Evet, bu siyah kabuksuzları önceden tanıyoruz. Müthiş asit yapıyorlar. Alerji yapıyorlar. Eskiye göre çok az. Fakat tek tük bile işini görüyor. Tam kanala be. Tam kanala be. Kabloyla. Keskin nişanı gibi. Büyücülüğe bak. Yani hissetmesem asitleri burada. Anlamayacağım. Milletin çoğu da hissetmiyor yani. Doğal zannediyor. Sonra hastalanıyor. Arkadaki komşular gibi kansere kadar